Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. Evet, artık hesap satma videosu falan filan vesaire bitirdik onları. Şu anda geri sayımı 17 saat kaldı. Ve sunucuya yarın başlayacağız inşallah. Ben de dedim başlamadan önce hazırlıklarımızı dedim belirtelim. Ne yapacağız, nasıl başlayacağız, nerelere gireceğiz. Muhtemelen haritanın hangi köşesinde oluruz bilmiyorum. Ama umarım böyle biraz böyle cücelerin tarafında bir yerde olsak tadından yenmez yani. Şöyle yukarı tepeler mepeler bilmiyorum şu an plan proje nasıl ama daha henüz koordinatların bilgisi gelmedi. Ama sabah gelecekti büyük ihtimal. Bu sefer içimden orası geçiyor ki ben hiç o zamana bu zamana kadar orada başlamamıştım. Hep genelde haritanın şu bölgesinde orta kısmında başladım. Ama bakalım bu sezon neler olacak nasıl olacak bilmiyorum. Gruplar kuruldu. Yeni gruplar hazır. Bu sefer liderle aynı gruptayım. Terfi ettim galiba. Bilmiyorum ama bakalım geçen sezon çok fazla mücadele ettim. Ondan dolayı belki alınmış olabilirim. Bu da tabii biraz zamanla alakalı. Kafada rahat olunca tabii ister istemez oyunu daha rahat oynayabiliyoruz. Bu ay da böyle olacak. Muhtemelen 1-2 sezon daha böyle gider. Bakalım. Şimdi nelerle hazırlandık, nelerle başlayacağız? Tabii no rep olduğu için bir simyacı bu ilde olan Gri Gandalf yapacağız. Yaptık da zaten hazırladım. Güzelce kısa kılıç, zırh, miğfer, işte büyücü, hava fişek. Aslında onun yerine bunu da koyabilirdik ama menzilli birimlerin can basması niteliğinde olduğu için gerekli uymadık. İstediğimiz alt özellik gelmedi ama şu an için işimizi görür. Akabinde Gimli ile başlayacağız. Onu zaten göstermeye gerek yok. Kütenleri belli. Aragorn'la Dwalin arasında kararsızdım. Önce Aragorn'a geçecektim. Üçüncü komutan olarak. Sonra Dwalin'e çevirdim. Üçüncü komutan da Dwalin başlayacak bu şekilde. Sonra arkadan da işte bundan çete keseceğiz. Nerede o diğer Faramir? Faramir'in de çete keseceğiz. Böyle böyle takılacağız. Beş komutanla şu anda başlayacağız. Çeteler bir yandan, komutanlar bir yandan. Başlangıcımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Hepimiz sistemde bir şekilde hazırlanmış durumundayız. Sezonun zaten sohbetleri burada. Bakalım bizi neler bekliyor bilmiyoruz ama göreceğiz. Büyük ekipler var bildiğim kadarıyla. Yani hemen hemen çok ekip var. Kaydımız burada. Takımlar diyelim. Takımlar bölümünde Rusya burada mevcut. Misal ne varmış burada? Surly. Full gözüküyor. 50 ama. İRSS'nin kaydı açık mı acaba? Bu şekilde yazınca veriyor mu? Yok. Aşağı istiyor. Takım ID'si istiyor. Bakalım şöyle biraz daha aşağı doğru inelim. Kimler var? Kimler var? Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Yarın sabah başlayacağız. Umarım keyifli olur bizim için. Arı girmişken de şuradan da bir şey oynayak. Bedavadan bir 200 elmas alalım. Ne istiyor? Nitelik %20, hastalık oluşturma %20, HP %20. Allah Allah, Faramir ne alaka ya? Biz yine Gandalf'la başlayak. Ne oynayak? Gandalf'la yapak. Simyacı bu ildiğini yapalım. Nasıl olsa sıkıntı yok. Öyle oynayacağız mecbur. Trolleri atalım. Simyacıyı atalım. Bir de davulcuyu koyalım. Zaten bu büyüklerle oynamayı düşünüyorum. Şöyle 700 tane bundan. 3000 tane diyelim. Bu güzel bir başlangıç bizim için. Bu sezon kombin işimize yarar. Evet. Devam edelim. No rep'de gerçekten Gandalf büyük bir avantaj ya. Yani avantaj derken şöyle.
Hem farmda avantaj. Zaten her türlü herhal yukarıda. Ne vereceğim bize? Komutan hasarı yaramaz. Kanama. Aceleci yapalım. Dağ trolü geldi. Bizim trolden kaç tane kaldı? Bizim troll daha ideal. 45 tane. Zaten kökü 40 tane. Buna ibreler var. Menzili birime hedef alıyor. Bunu kesebiliriz. Çöp. Tamam, delilik oluşturabiliriz. Neredeyse çok free gidiyor ya. Gerçekten F'ler, hasar oluşturma, menzilli birim, sesem etme verelim. Nasıl, daha ikinci tur var. Evet, aşamanın birini tamamladık. Devam edik. Can basmak daha mantıklı. Ordu defans alalım. Ama orada onları da doğru seçmek lazım. Şimdi kullanacağımız özellikleri de rastgele almazsak bizim için avantajlı olur. Fiziksel hasar, tüm birimlerin HP yenilemesi. HP yenileme olabilir. Bunlar işimize yaramaz. Şöyle arbaletçileri kesek. Zaten hasar neredeyse almıyor. Yakma hasarı verir. Daha da fazla hasar verek bari. Ekstradan. Yarı troll yaramaz. Neredeyse birim kaybetmiyoruz diyeyim, hatta öyle söyleyeyim. Yani şöyle bakabiliriz. Tüm düşmanın ekstra hasar verelim. Bak mesela şöyle bir rapora girdiğimiz zaman 89 ölü. Burada 0 ölü. Burada 6 ölü. Normal mesela bir komutanla girecek olsanız veya o bahsettiği faramirle girecek olsan bunu size vermeyebilir. Yani bu verdiği rapor analizlerini sağlamayabilir. Tamam, kontrol atak da alabiliriz. Evet, iptal. Görevi tamam. Mesela ölülere ne vurmuşuz ama raporu göremiyoruz herhalde. Mesela ölülerden sıfır ölü. Güzel. Bir tane daha bellek aldık. O belleğe de şuradan verir mi acaba şansımıza bir tane item ya? Nerede o? Seçim yaptırmış olduğumuz şuydu herhalde, evet. Bir belleke bir ödül verir mi ki? Vermez. Açak bakayım bir. Yani yani istatistik olarak ihtimali çok neredeyse az. Şunu alsaydık iyi olurdu. Bunu fullemek için kaç tane lazım? 3 tane lazım. Bunu bu sezon fullerim zaten muhtemelen. Öyle gözüküyor tahminimce. Bunu da bu sezon fullenir. Şunları da 4 yıldız falan yaparız diye düşünüyorum. Ya bir bellek açmak lazım aslında ama değer mi aşikar. Komutan paylaşımı yapıyorlardı. Evet, yarın hepimiz için hayırlısı olsun. Görüşmek üzere.